sakroileit has, sakrolite hastalığı. Olur konuşalım. Romatizma ile alakalı kalça kemiğinde iltihaplanma. Ha. Şimdi bak sakro iliit sakrum kuyruk sokumu demektir. Sakro kuyruk sokumunda vertebralar kaynıyor. dolayısıyla ondan sonra bükülmeye başlıyor. Otururken zorlanıyor filan. Şimdi burada Salo gerisini söylemek istemiyorum. Bunun Hı -hı. bir ilacı var. Hı -hı. Vatandaşımız anlamıştır. Bilirler, Tek bir şeyi. E, bazen de ileri derecede ise... ...kortizon verirler. işte. Ama bunlar tedavi etmez. Bak tedavi yok Hüseyin. Hastalanmamaya bak. Ölene kadar ömürlük ilaç yazılır. Unutma bunu. Yani onun için aile bireylerinize lütfen bakın değerli seyirciler. Geçmişte aile bireylerinde hangi rahatsızlıklar var? Romatizma. O zaman romatizma kürü uygula. Yılda bir defa. Lütfen ya hastalanmayacaksın. Romatizmadan korunacaksın. Bu seni koruyacak. Önleyici ve koruyucu. Yani bundan daha güzel şey ne olabilir? Hayatın kurtuluyor. Devlete yük olmuyorsun, devlete ilaç yazdırmıyorsun, o iş gücü kaybın olmuyor. Tabii verimsiz bir insan haline gelir, romatizma hastaları. Yani kolay bir şey değil. Havadan nem kapıyorlar. Meteoroloji gibi insan bunlar, meteorolog. Ya yani yağacak mı yağmayacak evet, evet. mı biliyorsunuz. Evet. Şimdi sakro sakroiliit, yani kuyruk sokumundaki iltihaplanma, kalça kemiğini burada yapacağı şey romatizma türüdür. Uygulayacağı şey kurutulmuş kiraz sapı ile ısırgan. Hele dişi ısırganı bulursa aliyü ala olur. Akşamları da karabaş çayı içecek. Tamam. Burada dikkat etmesi gereken şey yani vücudu asidik yapan gıdalardan uzak dursun fazla yumurta tüketmesin bak yumurta en güçlü vücudu asidik yapandır yoğurt yiyebilir süt ve peynire karşı da ölçülü olsun yani böyle